mağazaya. Toparla toparla bitmiyor. Bakar mısınız? Duymamış gibi yapayım. Şöyle arkamı döneyim. Duymuyor musunuz? Bir de koca koca kulaklarınız var. Kendime fular alacaktım. Yardımcı olur musunuz? Ay, neredeydi bu fularlar? Ben onları bir yerde görmüştüm ama hatırlamıyorum. Hanımefendi, ne yapacaksınız fuları? Onun modası geçti. Ben size çok güzel şallar göstereyim. Toplam borcunuz 499 lira. Aldığım iki parça ürün ne kadar pahalıymış. Bunlar yeni sezon ürünlerimiz. Etiketlerinde fiyatları mevcuttu. Gördüm de ne bileyim. Bütün ürünler toplanınca bu kadar yüksek bir fiyat çıkacağını tahmin edememiştim. Evet, sonunda fularları buldum. Siz şalları boş verin hanımefendi. Aklınız hem bunlarda kalmıştı. Bunlardan alın. Almıyorum. Hiçbir şeyinizi almıyorum. Ne kadar acemisiniz. Lütfen alın. Ben burada çalışmaya yeni başladım. Neyin nerede olduğunu anca öğreniyorum. Demek öyle. Verin şuradan bir fular da deneyeyim. Buraya kadar beraber geldik. Sen şimdi mağazaya gir, alışverişini yap. Ben de karşıdaki kafede oturayım. Tabii ki de olmaz. Bu bizim evlilik yıl dönümümüz. Bana aldığın hediyeyi görmeni isterim. Çok sürmez değil mi? Cevabını bildiğin soruları niye soruyorsun? Hediyeleşme için yaptığımız kura ne güzel oldu. Evet, hem hediyeleşmek sünnet. Aradaki sevgi bağını kuvvetlendirirmiş. Sana kim çıktı kurada? Söylesen mi bana kurada onun çıktığını? Ya da yok, söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Ya sürprizi bozulur. Sen söylesene. Ne diyeyim? Sen bana mı çıktın diyeyim? Ben de söylemeyeyim. Sürprizi bozulmasın. Ama çok sevip değer verdiğim biri çıktı. Sence buradaki pembe çanta nasıl? Çok güzel. Aynısından bende de var. Epey kullanışlı. Kalsın. Ben başka bir şey bakayım. Şu spor ayakkabılar nasıl? Hediye alacağın kişide hiç spor ayakkabı gördün mü? Herkes sevmeyebilir. Mesela ben sevmem. Aa, çok doğru söylüyorsun. Hiç görmedim. Ne alsam acaba? Bana biraz yardımcı olabilir misin? En azından bu sayede istediği bir şey almış olurum. Şu saatlerin güzelliğine bak. Güzel oldukları kadar pahalılar da. Çok istiyorum bunlardan bir tane almak. Gerçi para biriktiriyorum. Bir iki seneye kalmaz alırım. Oo, gerçekten çok pahalıymış. Ay, çok güzel. Bir ara gelip alayım. Ben şu yandaki parfümlere bakmaya gidiyorum. Canım arkadaşım, acaba bunlardan hangisini beğendi? Ben en iyisi karışık bir paket yaptırayım. Biraz pahalı olacak ama onun için değer. Aldığınız ürünler normalde toplam 200 lira ediyor. Fakat bakım ürünlerinde ikinci ürün bedava olduğundan 4 parça ürün almışsınız. Yani 2 ürünün ücreti 100 lira. Aynı zamanda bugüne özel bakım ürünlerinde %50 indirim olduğundan toplam borcunuz 50 lira. Ne kadar nasipliymişim. Bir kampanya daha olsa ürünlerin üstüne bir de ücret alacakmışım. Neva, neredesin? Ben hediyemi aldım. Kasada seni bekliyorum. Aa, bu gelen Sena değil mi? İyi, o Mina ile konuşurken ben de hediyemin ücretini öderim. Kolay gelsin. Ben bu saati bir arkadaşıma hediye alıyorum da. Hediye paketine koyabilir misiniz? Tabii. Fakat bu saatte ufak bir çizik var. Ne yazık ki bu şekilde bunu size satamam. İadeye yollamalıyım. Ya, ama arkadaşım bunu çok beğenmişti. Ben çiziği göremedim. Satsanız olmaz mı? Demek öyle. Normalde bu saatin satış fiyatı 300 lira. Fakat çiziğinden dolayı size 50 liraya verebilirim. Başka çizik saatiniz varsa onu da kendime alabilirim. Sena, sen de mi hediye almak için buraya geldin? Hediye almak için buradan daha güzel bir yer olduğunu sanmıyorum. Yeni sezon çantaları harika. Birlikte bakalım mı? Haklısın. Burası hediye almak için harika bir yer. Senle bakmayı çok isterdim ama biz Neva ile hediyelerimizi seçtik bile. Şimdi çıkacağız. Okulda görüşürüz. Olmadı. Askıda çok beğenmiştim ama şimdi pek yakıştıramadım. Zaten bu tonlarda bir eteğim vardı. Sence nasıl olmuş? Bir şey söylesene. Boşuna mı getirdin mağazaya? Olmamış ama, değil mi?
Bence de olmamış. Sen ne diyorsan onaylıyorum. Biraz dar ama çok beğendim. Bir hafta diyet yapıp içine girerim. Mağazayı alt üst ettim. Demek bir tane varmış. Onu da bu miniş giymiş. Merak etme arkadaşım. Beni izle. Hanımefendi söylemeyeyim dedim ama siz de bir minişsiniz. Üstünüzdeki size hiç olmamış. Çok kilolu göstermiş. Oysa siz ne kadar zayıfsınız. Biraz dar olduğunun farkındayım ama ben bunun içine girerim. Of ya, çok da güzeldi. Tabii siz bilirsiniz ama ileride size çok yakışacağını düşündüğüm bir etek görmüştüm. Gözlerinizin rengini ortaya çıkaracaktı. Siz üstünüzdekini alın, ben de onu arkadaşıma göstereyim. Size daha çok yakışırdı ama olsun. Hani, nerede, hangi reyonda? Ben zaten bu üstümdekiyle hiç rahat edemedim. Onu alayım. Canım arkadaşım, çok teşekkür ederim. Durduk yere ne kadar çok alışveriş yaptık. Gerçi alışı sen yaptın, verişi ben yaptım. Bir çiçek yetmez miydi? Ya benim aklım o almadığım etekte kaldı. Keşke bırakmasaydım. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Hadi artık çıkalım. Onu da bir dahaki sefere alırsın. Alma demiyorum çünkü alacağını biliyorum. İyi günler de kullanın. Bu benim az önce beğenip almadığım etek değil mi? Ya da vazgeçtirildiğim. Hanımefendi. Siz almışsınız bu eteği. Ben eteğe kötü bir şey demedim ki. Sadece size yakışmadığını söyledim. Arkadaşıma çok yakıştı. Bu yüzden aldık. İyi günler. Çocuklar, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Anneniz nerede sizin? İleride. Hadi kardeşim, beni yakalayamazsın. Hiç de bile yakalarım. Hanımefendi, çocuklarınıza sahip çıkar mısınız? Mağazanın altını üstüne getirdiler. Dışarısı soğuktu. Parkta kalabalıktı. Çocuklar burada koşturmayı seviyorlar. Biraz daha oynasın, yorulsunlar. Götürürüm. Hanımefendi, burası oyun alanı değil. Butik. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Aman, yemedik ya butiğinizi. Ne yorucu bir gündü ya. Şu iki haylazın dağıttığı reyonları anca toparlayabildim. Hah, demek buradaymış gözlük standı. Evladım, şu gözlüğü uzatır mısın bana? Bakayım nasıl duracak. Buyurun. Buradan kendinize bakabilirsiniz. Çok mavi. Bu da çok sarı. Bir garip durdu. Çok büyük. Bu fena değil de. Yüzümde durmuyor. Bu da çok küçükmüş. Bir türlü olmadı. Yok ya, yakışmadı. Sanki bunu denemiştim. Komik. Yine en güzeli kendi gözlüğüm. Ya buranın hali ne? Hani bir tane gözlük deneyecekti? Hadi deniyorsun. Bari denedikten sonra yerine koy be miniş. Hiç mi çalışanlara karşı vicdanınız yok? Ben bu eteği 2 gün önce sizden almıştım. Şimdi iade etmek istiyorum. Etiketi üzerinde mi? Ve giyinmedi değil mi? Tabii ki. Zaten beğensem giyerdim. Bunun yerine mağazanızdan puantiyeli bir etek alacağım. Ama bu eteğin üzerinde bir leke var. Hem de parfüm kokuyor. Bakın hanımefendi, giydiyseniz iade edemezsiniz. O leke şimdi kasadan bulaşmıştır. Parfüm kokusu da buranın kokusudur. Siz beni yalancılıkla mı itham ediyorsunuz? Bu nasıl bir mağaza? Bu yaptığınız hiç hoş değil. Tamam hanımefendi, bu kadar tepki vermeyin. Şimdi iade işlemini başlatıyorum. Bekleyenleri bu kasaya alabilirim. Aa Zoe, merhaba canım. Dün partide kırmızı beyaz çizgili etekle harikaydın. Herkesin gözü senin üzerindeydi. Ne yaptın? Düşen lekeyi çıkarabildin mi? Ama o nazar var ya. Yok hanımefendi, leke tam çıkmamış. Bayağı uğraşıldığı belli ama. Senin şimdi burada ne işin var? Özellikle mi geldin? Yo, ne oldu ki? Bir de soruyor ne oldu diye. Verin hanımefendi eteğimi. Gidiyorum.
Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yolunuz düşerse sizi de bir gün Miniş Puti'ye bekleriz.